Evet, projemize kaldığımız yerden devam edelim. En son kapı ve pencereleri eklemiştik. Şimdi parke ve seramikleri kaplayalım. Daha önceden iki tane renk ayarlamıştık. Hemen metal editörü açalım. Şuradan malzemeleri alalım, geri çağıralım. Döşeme için şuraya tiles ekleyelim. Evet, sanırım yanlış yere ekledik bunu. Keselim buradan. Granit kısmına yapıştıralım. Buradan malzemeleri sahne içinde göster tuşuna basarak görünmesini sağlayalım. Burada tabi ebatları çok büyük. UMAP yaparak 60'a 60 bir granit oluşturabiliriz. Şuradaki 4 değerlerini 0 yapıyorum. Böylelikle tam şuradaki UMAP'teki 60-60 ölçüleri sağlamış oldum. Şuradaki ders kalınlığı bunu 1 yaparak biraz daha belirgin hale getiriyorum. Hatta 1,2 yapalım. Onun dışında ders rengimiz gri, seramiğimiz açık renkli olsun. Hatta isterseniz buraya texture kısmından bir tane granit resmi de ekleyebiliriz. Bu graniti seçelim. Evet. Burada granit resmi görünmeyebilir ama render'da görünecektir. Hatta hemen bir basit render alalım. Ortam ışığı için ışıklar kısmından V-Ray ışıklardan V-Ray Light ekliyorum bir tane. Bunu plane değil de dom ışık olarak değiştiriyorum. Şu ışık şiddeti çok parlak gelecektir. Bunu 1'e düşürdüm. Hemen bir render'a basalım. Bu arada V-Ray 3.6 kullanıyorum. O yüzden bazı ayarlar hazır geliyor. Işığı eklemem yeterli oldu. Evet, gördüğünüz gibi granit eklendi. Şimdilik bunu kapatalım. Hemen parkeye geçelim. Yine metal editörümü açtım. Evet, parke için malzememe tıkladım. Buradan bitmap yapalım. Buradan parke seçelim. Yine sahne içinde göstermesi için şu tuşa basıyorum. Evet, biraz küçük ve ebatlı oldu. Bunu buradan değiştirebilirim. Yaklaşalım parkeye. Bu tekrar sayısını düşürerek mesela örneğin 0,4 yapalım. Evet. Daha iyi oldu. Şimdi zemin ve parkeyi oluşturduktan sonra artık mutfağımızı oluşturabiliriz. Buraya bir tane box çizeceğim. Bunun ebatlarını ayarlayacağım. 60 santim genişliğinde, yüksekliği 85 santim olsun. Bunu poliye çeviriyorum ve kenar moda geçip dört kenarı seçtikten sonra connect yaparak belli bir sayıya böleceğim. Bunların her biri bir kapak olacak. Evet. Şunu seçiyorum. Bu kısımda çekmece olsun. Yapacağımız görselleştirme işi kat planı olduğu için yani mutfak detayında bir proje olmadığı için biraz sade bir mutfak çiziyoruz. Maksat oranın mutfak olduğunu belirtmek. Buraya. Evet, yüzeyleri böldükten sonra yüzeylerin hepsini seçip inset yapıyorum. İnset yaparken şu tuşa basarsanız gördüğünüz gibi tüm seçili yüzeyler
tek parçaymış gibi hareket eder. Buna basarsanız şuradaki ayarı değiştirirseniz eğer her bir yüzey kendi içinde hareket etmeye başlar. Ve ben şurada ders kalanlığı için 0,3 değerini giriyorum. Ve hali hazırda seçili olan şu yüzeyleri biraz dışa doğru çıkıntı yapıyorum. Evet, bu dolaptı. Hemen bunun altına bazasını çizelim. Belki kapak diyelim buna. Biraz yansıma olsun üzerinde. Evet, baza içinde koyu bir renk yapalım. Evet, tezgahımız kaldı. Bunun için yine üstte bir tane küp oluşturuyorum. Ölçülerini buradan değiştirelim. 3 cm yüksekliğinde olsun. Tekrar convert ederek biraz dışarı çıkardım. Tezgah içinde rengimiz koyu bir renk olsun. Yine biraz yansıma verelim. Şu tuşu kaldırırsanız eğer biraz daha yansıma kendini gösterecektir. Evet, burada tabi bir tane evye yapalım. Bunun için öncelikle bir tane silindir oluşturuyorum. Evyenin geleceği yere taşıyalım. Şimdi bu silindirden bir tane olması yeterli. Tezgahımı seçtim. Şuradan kompot obje, probe bloğun start picking diyerek tezgahtan şu silindiri çıkardım. Tabi altta dolabın üst yüzeyi görünecek. Bunu da hemen poligon kısmına gelip siliyorum. Evet. Şimdi bir de evyenin iç kısmını yapalım. Tabi bu silindiri biraz geriden yapmışız. Bunu düzeltelim. Convert Editable Poly nokta moduna geçiyorum ve şu noktaların hepsini seçip biraz bu tarafa doğru, sağa doğru taşıyorum. Evet, bir tane silindir oluşturacağım. Pardon, küre. Evet, küremiz yine tezgahımızın, evyemizin genişliği kadar olsun. Kürenin yer kısmını siliyorum. Bunun için şuradaki kısma 0,5 yapacağım. Ve x ekseninde 180 derece çeviriyorum. Convert ediyorum Editable Poly'ye. Üst yüzeylerin hepsini seçip üstteki yüzeylerin hepsini seçip sildim. Tabi bu şu anda yüzeysel bir nesne. O yüzden buna shell uygulayarak bir et kalınlığı vermiş oldum. 0,5 yeterli herhalde. Şunu da içeri taşıyalım. Eğer küçük olduysa biraz büyütebiliriz. Biraz da baskı yapabiliriz. Tezgah da aynı renk olsun. Şimdi bir de hemen üst kısmını yapalım mutfağımızın. Yine bir box çizdim. Genişliğini 45 yapalım. Üst alt dolaba göre biraz daha ince olur. Hatta 40 yapalım. Yüksekliği de 75 uygundur. Hemen geriye taşıyalım bunu. Biraz yükseklik verelim. Evet, bunu da aynı şekilde Convert Editable Poly. Şu 4 tane kenarı seçip connect yapalım. Yine poligon
moduna geçip, hatta bunu yatayda da bölelim. Şöyle seçip connect yapalım. Yalnız bir tane çizgi olsun. Poligon moduna geçip şu yüzeylerin hepsini seçiyorum. Ve yine insert yapıyorum. Buna tıklayarak her birinin kendi içinde küçülmesini sağladım. Evet. Üst kapak rengi farklı olsun. Bu aslında biraz beyaz olabilir. Alt kapak kısmını da biraz koyulaştıralım. İki renkli olsun. Evet, grup diyelim buna. Evet, çizimi geri çağıralım. Üstten bakalım tam oturuyor mu diye. Evet. Biraz yukarı taşımamız gerekecek. Evet, mutfağımız hazır. Şimdi diğer odaların iç mekan teşrifatlarını çağıralım. Ben de hazırda bir tane kütüphane var, onu çağıracağım. Başka bir sahneden nesnelerimi çağırdım. Evet. Öncelikle şu zemini gizleyelim. Referans çizgiyle ilgili bir işlemim kalmadı. Bunu da siliyorum. Kolonları da silelim. Şimdi salondan başlayalım. Salon şöyle taşıyalım. Rotate yaptım. Bu mobilya grup şeklinde. Biraz grubu open yapıp şu yemek takım kısmını biraz sağa sola taşıdım. Tekrar kapatalım. Bu arada tefişleri sağ tarafta yapalım. Sol tarafta yazı kısmı olur. Evet, salonun tefişini ekleyelim. Simetri almam gerekecek x ekseninde. Bazen duvarlar görünmüyor ama bu sanırım ekran kartıyla ilgili bir şey. Evet. Bunu da simetrisini alalım. Ne kaldı? Çocuk odasına hemen. Evet, bu çalışma masası sanırım sığmayacak. Şu dolabı silelim. Sadece çalışma masası kalsın. Evet, son olarak banyo için lavabo ve klozeti ekleyelim. Evet. Tefişlerimizi de eklemiş olduk. Bu arada burada iki tane kapı unutmuşuz.
Yatakta kapının önüne geldi. Bunu çevirin. Evet, o da biraz küçükmüş. Yatağı biraz küçülttüm. Şuraya taşıdım. Evet, son olarak merdivenlerimiz kaldı. Merdiven için hemen buradan merdivenler kısmına tıklayarak bu tipi bir merdiven çizeceğim. Herhangi bir ölçüde çizdim. Şimdi ayarlarına geçerek, tabi önce yönünü de düzeltelim. Tam 90 derece olsun. Evet, kapalı bir merdiven tipi olsun. Şu kol genişlikleri, şu aradaki mesafe, iki kolun arasındaki mesafe, ...240 santim... her bir kolun genişliği olsun. Bu kat yüksekliği 3 metre olsun. Bu rıhtlar. Şunu açalım, şunu kilitleyelim, şunu açık olsun. Rıht sayısı toplamda 18 tane olsun. Gördüğünüz gibi. Evet, kat yüksekliğini 300 yapalım. Evet, değiştirmem gereken başka bir şey var mı? Korkuluk istersek yapabiliriz. Sağ tarafta olmasın. Buradan bunu açtıktan sonra bu kısma gelip bazı değişiklikler yapabiliriz. Mesela kol kolun genişliği gibi içe doğru biraz açtık. Yüksekliğini ayarlayalım buradan. Buna gerek yok sanırım. Evet, burada korkuluk yaptık ama yani şu dikmeleri oluşturmadı. İstiyorsanız şunu iptal edelim ve kendimiz bir tane ayrı bir korkuluk oluşturalım. Bunun için line aracıyla Snap'i de açalım. Line aracıyla şöyle bir çizgi ekleyelim. Sonra şu vertex'i seçip olması gereken yere taşıyalım. Ve çizgilerimizi biraz içe, şunu biraz bu tarafa doğru, bunu da sağ tarafa doğru alıyorum. Şunu da biraz yukarı çıkaralım. Evet. Korkuluk için çizgimiz hazır. Tabii bütün noktaları seçip bunun corner olduğundan emin olun. Diğer smooth ve bezier olursa problem çıkabilir. Evet. Şimdi bunun için hemen yine buradan AC Extended kısmına gelip Railing tuşuna basıyorum ve Pick Railing Path tuşuna basarak az önce çizmiş olduğumuz çizgiyi seçiyorum. Şöyle garip bir görüntü verdi ama bunu Modify'a geçip şunu işaretlersek düzelecektir. Hemen buradan yüksekliğini ayarlayalım. Evet.
Şuradan 90 yapalım. Bu en altta solid olduğu için içi dolu oldu. Bunu da şöyle değiştirelim. Hatta buradan şuradaki araca tıklayarak açılan menüden buradaki dikme sayısını da arttırabiliriz. Bir de şuradaki dikme sayısını arttırırsak bu değil de şunu arttıralım. Daha iyi bir sonuç alalım. Şimdi çizgimizi silelim. Fazla çizgimiz olmasın. Merdiven için poliye çevirelim. Ve hemen bir merdiven materyali oluşturalım. Rengi beyaz olsun. Sadece üst şu basamakları seçip basamak için ayrı bir materyal oluşturalım. Evet, rengi biraz daha koyu olsun. Bunu atadıktan sonra 2 santim kadar da ekstrüt uygulayalım ki basamak kalınlığı biraz kendini göstersin. Evet. Hemen krom malzeme oluşturalım. Krom için rengini siyah yapıyoruz. Bu ikinci rengi beyaz yapıyoruz. Ve şu onayı kaldırıyoruz. Bunu da korkuluk kısmına sürükleyip bırakalım. Bunu da gruplayalım. Evet, olması gereken yere taşıyalım. Evet, sanırım biraz merdiveni geniş çizmişiz. Şunu hemen seçelim. Grubu open diyerek açalım. Merdiven basamaklarını seçip şu noktaları duvarın içine taraf taşıyalım. Evet. Arkada yangın merdivenimiz vardı. Bunu da kopyalayalım. Kopyala, kopyalayalım. Yangın merdivenimiz biraz büyük oldu. Bunu tekrar çizmektense scale aracıyla şöyle sadece y eksenini de daraltıyorum. Ve geriye doğru taşıdım. Kapı miktarını kurtardıktan sonra sanırım problem kalmayacak. Bu arada merdiven kısmını da parke yapmışız. Bunun için poligon moduna geçiyorum. Şimdi buradaki materyali, seramik olan materyalin ID numarasını öğreneceğim buradan. Evet, gördüğünüz gibi ID numarası 3'müş. Şu kısmı seçip bu 2 olan değeri bunu da 3 yapıyorum. Böylelikle bunu da granite dönüştürmüş olduk. Evet, artık render alabiliriz. Dosyamızı kaydettik. Render ayarlarımıza bakalım. Buradan çözünürlük ayarımızı değiştirelim. 1500 yapalım. Evet, bakış açımızı ayarlayalım şu şekilde. Evet, tekrar ayarlara dönelim. Burada render time kısmında 1 dakika görünüyor. Bunu 10 dakikaya çekerek ve 15 dakika yaparak biraz daha görüntünün kaliteli olmasını sağlayalım. Bir de biraz daha hatlar belirgin olsun diye global aydınlatma kısmından default'u expert olarak değiştiriyorum. Ve buradan şu kısmı işaretleyerek hatların daha belirgin hale gelmesini sağlıyorum. Şimdi artık render alabiliriz.
Açınızın kaybolmasını istemiyorsanız Ctrl C'ye basarak baktığınız açıda bir tane kamera oluşturabilirsiniz. Cancel'a basalım. Burada bu ışığın option ayarlarından invisible yaparsak şu arka fon siyah görünecektir. Daha güzel bir görüntü ortaya çıkacağını düşünüyorum. Evet, birkaç hata gözüme çarptı. Onu düzeltelim. Evet. Şu yüzeyi de bizim seramik yapmamız gerek. Granit yapmamız gerekiyor. Evet, burada videoyu durduracağım. En son render halini videonun son kısmına eklerim.